Radyo ortak yayınında birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan spor haberlerini, başlıkları, manşetleri sizlerle buluşturacağız. Yazılı basına yakından bakacağız. Gündemde olan haberlerimiz var ve her gün olduğu gibi Turgay Demir'le birlikte gündemi değerlendiriyor olacağız. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aspor Radyo kaçta? 93.0 93.0 evet. İstanbul'da Bazen... 93.0 e, yeni frekansımız. Buradan kıymetli dinleyenlerimize selam <laughs> yollayalım ki çok geniş bir dinleyici kitlesi var. Aspor Radyo'nun sizler sayesinde bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki frekansımız 93.0. Bak programa başlamadan gazete okumadan bir şey söyleyeyim. Bir milli çağrı yapayım. Galatasaray <laughs> bugün yenilirse, elenirse Muhtemelen bizim futbolumuz 15 yıl geri gidecek. Belki daha fazla. Bunun çok detaylı hesabı var. Sonrasında olabilecek Bay <laughs> efendim işte direkt katılırsa ilk beşteki takım arkadan evet. 11. falan filan boş ver. Bizim takımlarımız son 20 yılda Söğüt gölgesine yattıkları için Ukrayna bizi geçti. İskoçya ensemizde 13. 13. sıraya evet. düşersek Şampiyonlar Ligi bizim için hayal. Bir daha müziği telefonlarımıza dinleriz. O yüzden Galatasaray'ın bu akşam cephede aslanlar gibi savaşıp en azından İskoçya takımlarını bile düşürüp bizim sayımızı arttırıp devam etmesi ekmek kadar su kadar değerli her şeyin dışında. O zaman şöyle yapalım hemen. Foto Maç gazetesinin bugünkü Galatasaray sayfasının son sayfasını ekranlara getirelim. Türkiye için aslanın başlığını atmış Foto Maç gazetesi. Biz de Galatasaray ile başlayalım. Bu arada sizler de bizlere Twitter üzerinden birebir futbol etiketiyle soru ve görüşlerinizi yollayabilirsiniz. Onları da ben Turgay abiye yönelteceğim. Görüşlerinizi bu ekranlarda dile getirmiş olacağız. Birazdan Fenerbahçe basına açık bir antrenman gerçekleşecek. Yine onu da sizlerle canlı olarak buluşturacağız. Temsilcimiz Rangers'a konuk olacak ve bu zorlu maç ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Eğer sarı Kırmızılar elenirse Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyeceğiz. Direkt olarak Ukrayna bizi geçti. Hemen arkamızda 13. sırada İskoçya var. Bu akşam artık Galatasaray taraftarları değil, tüm takım taraftarları bu maça milli maç gözüyle bakacaktır. Ben öyle olacağını düşünüyorum Turgay. Valla isteyen istediği gözle bakabilir ama bu harbiden milli maçtır. Çünkü gelecek senenin iki yıl sonra başlayacak uygulamayı söylüyorum ki e, şampiyonluğu kim olacağını bilmiyorum. Belki Beşiktaş, belki Fenerbahçe, belki Trabzon. Evet. E, bu puanlarla gideceksin işte. Gidersen. Ya da gidemezsin. Biz bu ligi niye oynatıyoruz? Bizim kendi içimizde dönen para bize yeter mi? Hiçbir ülkenin kendi içinde dönen para kendisine yetmez. O yüzden ihracat diye bir şey var. O yüzden mal üretip satma diye bir şey var. Futbolda böyle bir şey sen Süper Lig'de aldığın parayla hayatta kalırsın. Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'dan aldığın parayla da artı işler yaparsın. Evet. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nin kapısı bize açık kalsın istiyorsak bu akşam dua edebilen dua etsin. Sağda herkes alnının terini döksün. Bugün Galatasaray, Feneri, Beşiktaş yok. Bu normalde hep böyle olması lazım. Biz bunu başaralım bugün başaralım. Çünkü bu Galatasaray'ın alacağı puan. Ha bunu buraya kim getirdi? Tabii, bu noktaya gelmemizde Galatasaray'ın da payı var. Beşiktaş'ın da payı yıl, var, Başakşehir'in de İki payı tane var. takımı geçip UEFA grubuna direkt gitse, yani Yunan takımını geçip, Pauk'u geçip, UEFA grubuna direkt gitse en azından, şampiyonlar ligini bırak gitse bu duruma düşmeyeceğiz. Orada biraz yürüseler, yani bizim bütün takımlarımız Söğüt gölgesi gibi yattılar yıllardır. Avrupa ya neyimize, dönelim ligimize muhabbet yaptık. Yarın bu cümleyi kurmayalım Turgay abi. Galatasaray elenirse neler yaşanacak demiş Fotomaç gazetesi yine biraz önceki sayfada. Galatasaray Rangers'a elenmesi durumunda 13. sıraya düşeceğiz. Performansa göre 13'ten yukarıya çıkmamız imkansız. 1922'den bu yana Türkiye 15 ve aşağısını görmedi. Türk futbolu son 30 yılın en kötü performansıyla karşı karşıya. Rangers ve Celtic'le Arenadan yer alan İskoçya'nın da bizi geçmesine ramak kaldı. Şu an 13. sıraya inersek Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılan takımımız da olmayacak artık. Galatasaray eğer bugün tur atlarsa Ukrayna ile puanlar eşitlenecek. İskoçya'yı da şimdilik geride bırakacağız demiş fotomaç gazetesi. Ukrayna'yı çok artık ciddiye almayalım şöyle Ukrayna bize fark atar. Niye? Adamların Dinamo Kiev'i Şampiyonlar Ligi'nde, Şaktar'ı Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> Grupta alacakları her galibiyet. Hele ki oradan çıkarlarsa ki çıkabilirler. Çekecekler kura göre. Zorya var UEFA Avrupa Ligi'nde. Burada da Celtic ve Rangers var. Biz Rangers'ı elersek hem onlarla aramızdaki arayı açacağız. Hem de evet. tek takımları kalacak. Celtic kalacak bir tek. Yani tek takımın alacağı puanla bizi yakalayamazlar. Bu seneyi atlatmış oluruz. Dolayısıyla gelecek sene bir sıkıntı etsek o da iki yıl sonra yansıyacak. Yani süreci uzatırız. O yüzden bugünkü maç hakikaten tarih önemli yani. Peki Galatasaray'da Arda Turan ve Saratçı götürülmedi İskoçya'ya bir muhtemel 11'imiz hazırsa eğer ekranlara birazdan muhtemel 11'imiz hazır olacak. Onun da öncesinde Fatih Hoca'nın açıklamalarına bakalım Turgay abi fanatik gazetesinin 3. sayfasını ekranlara getirelim. Her şeyimizi vereceğiz ifadelerini kullandı. Fatih Hoca dün akşam maç öncesi basın toplantısında. Sarı Kırmızıların hocası Fatih Terim Rangers her haliyle önemli bir takım. Galatasaray bu tip maçlar alışkındır. Onun için iyi mücadele, sakin bir oyun ve sahada her şeyini veren bir takım istiyorum ifadelerini kullandı. Babel de yine maç öncesi açıklamalarda bulundu. Ülke puanına tesir ediyorsa dedi Fatih Terim. Çok daha acil, çekişmeli, adil, çekişmeli ve zevkli eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Bizim için her maç önemli. Tabi bu ülke puanına tesir ediyorsa önemli bir. Önemi bir kat daha artıyor. Galatasaray bu tip, tip maçlara alışkındır. Onun için iyi mücadele, sakin bir oyun ve sahada her şeyini veren bir takım istiyorum. Oyunculardan bunu bekliyorum. Bundan sonraki grup aşamasında daha rahat çıkabileceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı. Ki Galatasaray'ın aynı zamanda maddi olarak da bu maçtan bir karşılığı olacak. O da 6 milyon euro Turgay abi. Evet sonucunda işin para tarafı da var ama e, ülkenin futbol açısından bakarsanız paranın ötesinde sonucuna yine paraya dayanan bir şey var. E, karşımızda da yazı alıp dörtlük aşağı düşen, amatör kümeye düşen oradan tekrar her sene şampiyon olarak bizim kara gibi neredeyse tekrar yukarı çıkan hı hı. tarihi hakikaten çok özel bir tarihe sahip dünyanın köklü kulüplerinden biri var ruhları var Stephen Gerrard gibi bana göre dünya futbolunda Bekhan Bauer'dan sonra gelen en istikrarlı futbolcudur en iyisidir ee, en akıllısı ayrı bir şey iyi yetenekli değil ama hakikaten imparatordur sahanın içinde ee, hocalığını çok takip etmiyorum ama dün Glasgow'u iyi tanıyan herkesi izlemeye ve dinlemeye çalıştım hı hı. İzlemeye dinlemeye mümkün olduğunca da okumaya çalıştım Orada tanıdık bir isim var. O da Yanis Hacı. Evet, İstanbul evet. doğumlu. Ee, Hacı'nın Hacı oğlu. Elimizde büyüdü böyle. Evet, elimiz elimizde büyüdüğünün e, tamamen isim olarak vücut bulmuş hali Yanis Hacı elimizde büyüdünün karşılığı, evet. cümle karşılığı. E, bu akşam onun için de önemli bir maç olacak. Kesinlikle. Şimdi işin, e, benim izlemediğim takım hakkında izlemiş gibi ya O yüzden bu düşüncelerim şu anda dün dinlediğim, okuduğum insanlara evet. ait. Rangers saygı. Yani sağın her tarafını iyi kullanan, homojen yapıya sahip, dengeli bir takım. Yani bir oyuncusu yıldız ama üç tanesi de çok kötü değil. Dengeli bir takım. Zaten namlı Gerard da öyleydi. Gerard ne on numara oldu ne yediye düştü. Hep sekiz evet. buçuktan dokuz o civarda bir oyuncuydu. Dolayısıyla işimizin kolay olmadığını hoca da söylüyor. Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda şimdi... şimdi